Merhabalar, Dilek Hanım'la beraberiz. Bugün taburcu oluyor. Kendisi uzun süredir obeziteyle mücadele etmiş. Ne oluyordu diyetlerde yapıyordunuz sonra? Evet, diyetler yapıyorum ama çok sağlıklı olmuyordu hocam. Tekrar verdiğim kilo fazlasıyla geri alıyordum. İnsülin direncim de vardı benim, artı vücudumda büyük bir onunla savaş Evet. ediyordum. Şimdi safra kesesi ameliyatınız da oldunuz. Safra kesesi ameliyatı da aynı anda oldunuz. Dilek Hanım günaydın. Günaydın. Dün ameliyat oldum. Evet, dün ameliyat oldum ama... Tüp miden de yapıldı. Bir de iki ameliyat oldum. Bir de safra kesen ağzına Evet. kadar taşla doluydu. Onu da ameliyat ettik. Nasılsın? Doğru, çok iyi hissediyorum kendimi. Hiç ameliyat olmuş gibi de değilim. Belki bu süreci daha zor atlatırım diye, geçiririm diye tahmin ediyorum ama kesinlikle beklediğim gibi olmadı. Çok rahat, çok ağrım olmadı. Gayet güzel uykumda uyudum gece. Şu anda iyi hissediyorum kendimi. Şimdi safra kesesi ameliyatı kadar riskli diyoruz bu ameliyatlara. İkisi aynı anda da olabiliyor bu ameliyatların. Ama bundan sonraki hayatınızda şunlara dikkat etmeniz lazım. Ben bu ameliyatı oldum deyip bırakmayıp işte esas bundan sonra başlıyor. Bu ameliyatlar üzerine çokça şey yapılıyor, spekülasyon. Aslında bilimsel bir gerçek olarak geçmiş ülkelerde, örneğin Amerika'da oturmuş durumda. Yılda 350 bin ameliyat yapılıyor. Ölüm riski hemen hemen yok denecek düzeyde safra kesesi ameliyatı kadar. Ama ülkemizde ani gelişmeye bağlı, yani obezite cerrahisinin ani gelişmesine bağlı sorunlar yaşanıyor. Sen bunlardan nasıl etkilendin ameliyat öncesi? Ben bu konuyu açıkçası araştırdım ama şundan yana içim çok rahattı. Tabii ki her ameliyatta olduğu gibi, yani bu en basit ameliyatta da risk vardır hocam. Tabii. Bu hepimizin, herkesin bildiği gibi. Ben öncelikle araştırdım ve kendime çok uygun buldum. Çok sıcak bakarak, çok inanarak bu ameliyat olayını kendime programladım. Ve Türkiye'de de doğru bir ekiple, doğru bir doktoruna emanet ederseniz kendinizi, bence hiç korkulacak bir operasyon değil. Ve ben şu anda da bunun aynı düşüncemin devam ettiğinin farkındayım. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Evet. Çok güzel bir ameliyat yaşadım. Ameliyat sonrası dönem çok konforlu geçti. Çok belki ağrı veya başka bir şey olabilir diye tahmin ediyordum. Tahminine göre. Kesinlikle olmadı. Çok rahat bir ameliyat süreci geçirdim. Çok isteyerek oldum hocam. Evet. Çok da şu anda memnunum ve çok rahatım. Bu ameliyatın sonrasındaki bakış açınız nasıl? Yani yapmanız gerekenleri iyice içselleştirdiniz mi? Bir anlatır mısınız? Hep biz Kesinlikle. anlatıyoruz da neler yapacakmışız? Kesinlikle. Şöyle ki bu ameliyat belki en ön safhası. Sonrasındaki takip, hastanın diyaloğunu doktoruyla, işte ekibiyle kesmemesi, kontrollere gelmesi vesaire, buradaki bilgilendirmelere gelmesi bence çok önemli. Ben öyle kendimi şu anda görüyorum, Evet, hareketim. sık sık Bu bunları bir, evet, duymanız lazım. sonrasında takip önemli. 8. günüm. Gayet de memnunum. Kilolar gitmeye başladı bile hocam. Ameliyatla iş bitmedi hissini verebiliyor muyuz? İşte diyetisyenimiz olsun, dahiliye doktorumuz olsun. Çünkü parametreyle takip etmek gerekiyor. Özellikle ikinci yıl çok önemli. İkinci yılda çok dikkat etmesi gerekiyor. Yani bunu size anlatmıyorum da bütün hastalarıma anlatıyorum. Yani ilk bir yıl iyi geçebilir ama ikinci yılda özellikle doktorlarınıza mutlaka kontrollere gelin, mutlaka tetkiklerinizi yaptırın ve beyin değişikliğini yapın. Size düşen görev de toplantılara gelmek. İnşallah toplantılara gelirsiniz. Her ayın son cumartesi toplantılara geleceğiz. Başka da size düşen görevler, söylediklerimizi bir anda söylersek her şey biter. Kısmen hepsini yaşayacağız. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim hocam. Ellerinize sağlık şimdiden Sağ olasın. söylüyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.